Of of of, leş gibi kokmuş lan bu. Evet dostlarım, hepinize merhaba. Gördünüz, Simba biraz kokuyordu. Köpeklerin, kedilerin, hayvanların, kuşların kuaförü olur mu demeyin. Bugün geldik, köpeğimizin şu an bakımlarını yaptıracağız. Eli değmişken bana da bir kese atar mı bilmiyorum ama. Arthur içeride. Bir Arthur gelebilir mi? Kapı açılmaz değil mi? Arthur baba geldi. Hani Arthur? Ne yapıyorsun oğlum? Simba gel. Kim bu babam? Hayır. Tamam, bitti. Bitti. Keşke o el hareketini yapmasaydım. Simba karışmıyorsun. Karışmıyorsun. Yok yok, sarma yok. Deniz niye sarmasın diyor. İlk geldiği videoda Deniz bunu birazcık eğitmişti. Eski izleyenler bilecektir. Hatta eğitim süresinde Deniz'in eline falan atlamıştı. Evet dostlar, Deniz çoktandır görmüyor. Deniz'cim nasılsın? Abi iyiyim vallahi, sağ ol. Sen nasılsın? Hayırlı olsun, dükkan açmışsın. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Simba'yı dedin ki abi getir yıkayayım. Ne cesaret birader, yürek miydin? Ağzı takıp o şekilde bakımını yapabilirim. Bak, ağızlık pat altı bakımı, ağızlık mı ağızlık. Bak şimdi. Simba gel bakayım buraya. Bekle sevecek. Gelsen. Beklesin. Tabii tabii. Bekle sevecek. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Aferin benim oğluma. Şu an kalbin nasıl biliyor musun? Hayır. Hiçbir şey yok. Evet dostlar, içeriye girelim. Burası neresi? Onu da söyleyelim. Abi Fahrettin Altay 3 Kuyular. Arthur Pet Kuaför. Arkadaşlar kediniz, köpeğiniz kuşlara yapılıyor mu bilmiyorum. Yani kuşlara bir şey yapamayız abi. Tavuk yıkıyoruz, koyun yıkıyoruz. Gelirsiniz burada, hem köpekçi sohbeti, hem köpeğinizin bakımlarını yaptırırsınız. Siz kendiniz mutlu olurken köpeğinizi de şımartırsınız. Hadi girelim, bakalım Deniz neler yapacak Simba'yla. Gel baba gel. İçeriye girdiğimiz, zaten biliyorsunuz Deniz yerel hayvan koruma görevlisidir. Bunu da sokaktan kurtardık. Sokaktan mı kurtardın? Üç kardeşi yağmurda ölmüş. Ha, sen bunu aldın. Evet. Ya, seni bu yüzden seviyorum işte, adam harbi hayvan sever ya. Simba'ya neler yapacaksın? Abi bugün Simba... Ya da yapabilecek misin? Ya şöyle o yürek söyleyeyim, var mı? İnan o kadar çok korkuyorum ki, diyelim ki bir müşteri olarak siz geldiniz. Ya kusura bakmasın ama kapıdan geri çevirmek zorundayım. Sonuçta ben elimle para kazanıyorum, makası bu elimle tutuyorum. Simba, bu bizi geri çevirecekmiş. Tamam, hey! Bitti. Bırakma, tamam ha. Hayır, bak buraya. Bekle. Tamam bitti. Otur. Senin gibi her gelen müşteriyle ben otur, ne yapacağım? Otur. Tutmuyorsun ama tut. Bak nasıl bakıyorsun. Bekle. Sen ama bak şey yapıyorsun. Şimdi dur. Bekle. Kımıldama. Ha, bir de bırakıyor, tamam. Kımıldamıyorsun. Şimdi Deniz yok kaçma. Şimdi o Deniz'le bekliyorsun. Deniz de eğitmendir arkadaşlar. Gel. Köpeğin. Bekle.
köpeğin psikolojisini biliyor. Ne yapıyor yalandan böyle tahrik ediyor köpeği hareketleriyle sırf avlasın diye. Sen Simba'yı bakımlarını güzel yapmazsan ne olur biliyor musun? Ne yapacaksın? Simba bu senin bakımlarını güzel yapmayacakmış. Allah! Tamam. Bağırma bana. Bağırma. Hayır. Hayır. Yumurta kadar da yerin altında var ha. Bekle. Karışmıyorsun. Aferin benim. Karışmıyorsun. Ama bir şey söyleyeyim mi abi? O günden bugüne kadar arasında çok fark var. Yok şimdi daha yani şöyle söyleyeyim. Kimin yanına giderse gitsin şey yok. Biz işin gırgırındaydık. Geçiyoruz. Simba'ya neler yapacaksın bugün? Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi alıp kir ve yağ arındırıcı şampuanımızı Simba'yı güzel bir şekilde yıkayıp ondan sonra yoğunlaştırıcı şampuanımızı kullanacağız. Tamam. Ondan sonra pati altı kremini süreceğiz. Tırnak kesimi varsa tırnak kesimi, kulak temizliği, göz temizliği. Bir şey yok sakin. Pal filmini sıkıp tertemiz bir şekilde size hijyenli bir şekilde teslim edeceğiz. Diyorsun. Evet. Yapabilecek misin bunları? Ağızlık olursa abi yapabilirim. Yoksa diğer türlü çok zor. Tamam yani. Ağızlıkta bakarız, takarız denet saatleri. Deniz her zaman gibi şovu seven bir kardeşim benim. Kıyafetleri falan doktor gibi önlüğünü giyiyor. Nereden başlayacağız şimdi? Abi şimdi yıkamadan başlayacağız. Simba gel. Şöyle kasmasını hemen sökelim. Çabuk. Buraya mı çıkaracağım? Evet. Yok bir şey yok. Şimdi korkma korkma. Sen neden korkuyorsun sen? He? Şimdi Simba'nın tereddüt etmesinin sebebi içeride binlerce koku var abi. Niye korkuyor? Korkma ben buradayım paşam. Ben buradayım oğlum. Babacığım niye korkuyorsun sen? Bir şey tamam. Söyleyeyim mi? Muhteşemsin. Korkma ben tasmanı çıkardım korkma. Tasmanı çıkardım. Deniz ben şunu da anlıyorum ki Simba'nın kapalı ortamlara sanki şeyi mi var? Evet, travması var yani. Ama şöyle söyleyeyim, içeride bayağı bir koku da olduğu için ondan dolayı da tereddüt ediyor. Korkma babacığım. Bu ne? Şunu geçireceksin abi, şuradaki demire taktın. Bekle babacığım. Ama diyorsan ki ona gerek yok, hiç takmayalım istiyorsan. Simba kaçmaz. Simba bekle sevecek. Bekle. Aferin benim oğluma. Ne diyorsun? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Deniz'e tepki verir mi? Bilmiyorum ki abi, verebilir. Belki ilk önce bir suyu açalım. Gerçi sudayken biraz daha sakin oluyorlar ama... Tamam. Suyu açalım o zaman. Ben şöyle bir tutayım. Gel şöyle, ben seni seveyim. Aynen, o şekilde tutarsan ben çok rahatlıkla çalışabilirim böyle. Ağzını takıp da nefesini de kesmeye de gerek yok. Köpeğin nasıl kokuyor öyle? Koktu abi ya. Ben de sabah severken kokusunu aldım, kaçtım geldim buraya işte. Burada yıkıyor, burada kuruluyor. Oradaki masada da tırnak işleri falan galiba. Aynen, tarama, tırnak kesimi, tıraş. Simba banyoya alışkın zaten, şey yapmaz, yadırgamaz. Az geri geç babam. Bir şey yapmaz değil mi? Dönmez. Yok. Ya dönmesi yok da, şimdi yabancı ortamda ya. Evet, en son kafasını yaparım ben zaten de. Yine söylüyorum, biz ağızlıkla bile çıkaramazken, hani şu an artık rahat rahat Allah'a şükür bir yerlere vardır. Deniz güzel keseliyor, ben de mi soyunsam ya? Aradan kesin de ben ne yapsın? yine de ağızlığı biz ne diyoruz her zaman? Ne kadar eğitirsek eğitelim sonuçta köpek. Korkudan saldırır, kendini korumak için saldırır değil mi Deniz? Tabii ki. O yüzden... Şu an zaten tedirgin olduğu için. Tedirgin, şu anda tedirgin. Evet Deniz, kendinden bahset, buradan bahset biraz. Abi şöyle söyleyeyim, belki eski izleyicilerin beni biliyordur. Arthur'un sahibiyim. Böyle bir işe girmek için de profesyonel kişiden kurs aldık, sertifikamızı aldık. Sertifikan filan hepsi evet. Var. Ben biliyorum birkaç ay hatta şeye gitti. Kursa gitti Deniz. Ben aynen. Şahsen... Makas tıraşını öğrenmek için, köpeklerin tüy yapısını öğrenmek için. Ha burada şey de yapılıyor arkadaşlar, hani o ciksiz köpekleri var ya, poodle'lar, ne bileyim pomeryanlar, terrier'ler. O cinsler geliyor bize. Onların böyle hani kulaklarını, kafalarını yuvarlak yapıyorlar ayıcık gibi. Onları yapabiliyorsunuz değil yapıyoruz. Mi? Yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim, diyelim paddle bir evladımız geldi. İlk başta yaptığımız güzel bir şekilde yıkama, yıkamadan sonra tarama, taramadan sonra tabii ki tıraş. Evet. Zaten tarama en az 2 saatimiz alıyor paddle'larda. Peki resmi... fiyat konusuna girelim mi yoksa tabii abi, ki girmeyelim. Şöyle söyleyeyim, ırka ve köpeklerin cinslerine göre değişiyor. Ondan ziyade biz bu videoyu çekiyoruz. Şu an 1. ay, adam 5. ayda, sizde işte örnek veriyorum 50 liraydı. Anladın mı? Hani tarihler sürekli aktardığı için ben Instagram'larını aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Oradan ulaşırsınız randevu, bilgi için Deniz'le iletişime girebilirsiniz. Aktifler hemen cevap veriyorlar. Masaj dedim işte. Bak mesela burada bir eğitmen dostumuz da var. Gelebilir misiniz dakika sizde? Türk Güler. Türk'ün
Gül. Türkün Gül arkadaşlar, kendisi profesyonel. Ben şimdi köpeğim ilk geldiğinde ben eğitebiliyorum ama Deniz'den yardım aldı. Bana fayda mı olur, zarar mı olur? Kesinlikle ileri götürür. Yani neden? Siz üstüne bir şeyler koyarak kendi köpeğinizin karakterini tanıyarak ona daha iyi bir eğitim vermiş oluyorsunuz. Eğitmenler bize göre vücut dillerine, beden dillerine daha hakim. Daha hakimler. Tabii ki bu işi yaptıkları için cesaret olarak da bizden alırlar, değil mi? Çünkü evet. Çok güçlü minnoslar, trofeyler, bıyıklar geliyor. Korkmuyor musun baba? Ya arada darbeler alıyoruz işte. Gel. Demek istediğim buydu arkadaşlar. Ne ısırdı bunu? Alman çoban. İşte. Eğitim verdiği başka bir köpek sahibi sakin diye daha eline tasmayı alır almaz direkt adama saldırdı. Demek istediğim bizden cesurlar dediğimiz bu. Mesela başka bir insan bu şekilde gördüğüm kadarıyla da dikiş de var. Evet, iki tarafta. İki taraf mı? Arkadan çıkarmış. Evet. Başka bir insan olsa bu ısırıktan sonra köpeklere yaklaşmazdı. Tabii. Ve siz mesela korkmuyor musunuz? Isırıldınız, canınız acıdı, bir köpek ısırığı acıtıyor. Evet, biz daha çok bağlanıyoruz, öyle söyleyeyim. Deniz'le mi? Evet, birlikte yani, arkadaşlarla. Eğitmen olarak yardım almak isterseniz yine Deniz'e ulaşır. Yani bir şekilde buluşursunuz, program yaparsınız değil mi? Elimizden geldik de her zaman yardım ediyoruz. Simba hakkında ne düşünüyorsun hocam? Sizi bulmuşken sorayım ben. Vallahi Simba yani sizin elinizde bir harikaya dönüşmüş, şöyle söyleyeyim. İlk halini görmediniz, görmenizi yani isterdim ama Deniz anlatabilir. Ya Deniz... şu imkanı yok. Ya tasmayı takamıyorduk boynuna. Allah korkma, buradayım ben. Korkma. Evet. Korkma. Korkma, ben buradayım. Evet. Kafa şimdi... tarafını sen kurula, vücudunu bana bırak. Ben buradayım. Baba burada, korkma. Evet dostlar, kurulamamız bitti. Normalde bu işlemden sonra tıraş da olabiliyor değil mi? Evet, bu işlemden sonra tıraş yapıyoruz. Tıraş yapılıyor. Bizim ırkımız kısa tüylü olduğu için biz tıraşa girmiyoruz. Tarama ihtiyacı da olmuyor. Evet, hem tarama zaten tarayamazsın. Yani yarım santim bir tüyümüz var. Zaten tırnaklarını kesmemize gerek yok. Yok, kendi törpülüyor kendisi bu. Kendisi törpülemiş zaten. Evet, hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar, Simba parıl parıl parlıyor. Şöyle ben ışıktan bir çıkayım. Bir tane öpeyim oğlum. Oh, ne güzel kokuyormuş lan bu. Lan bu çok güzel kokuyormuş. Şimdi damlattığımızda, sallamaya başladığımızda oradaki pislikleri yumuşatıyor. Ondan sonra evladımız kafasını salladı mı bütün pislikleri dışarı çıkarıyor. Güzel. Gel babacığım böyle. Bu şey yapar. Korkma. Bekle. Korkma. Yokmuş. Tamam. Dur acı canı acı. Tamam. Oo. Korkma. Tamam. Korkma. Maşallah masayı da salladı. Ya. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben köpeklerimi emanet bile bir yere bırakmıyorum. Hani evde yalnız kalsın ama ben de kalsın, dışarıda bir yere gitmesin. Çok üzerlerini titriyorum. Simba'da bakın, bayağı mıncıkladın yani. Tabii ki. Bayağı mıncıkladın her yerine, hiçbir şey de yapmadı sana. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kulaklarını hep temiz bakmışsın. O kadar kir çıkmadı. Bazı ya, köpekleri temizlediğimizde... Ben temizliyorum da yine de kir çıktı. Ben ondan bile utandım vallahi. Simba'm zaten yakışıklı benim köpeğim. Hani Deniz fazla prim kasmasın burada. Yok gerçekten yakışıklı abi. Şaka şöyle söyleyeyim. Şaka bir eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Köpeğim rahatladı, mutlu oldu. Ben gururlandım, ben de mutlu oldum. Böyle şeyler iyidir arkadaşlar. Hani bazılar diyor ki lan git köpeğin yıkanmasına param vereceğim. Ya oğlum yani... Abi bir de evinde bakıyorsan mecbursun. Ya işte... Yani nasıl sen duş almaya şeysin hani mecbursan... Bunlar da duş almak zorunda.